أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Kıymetli kardeşlerim, değerli müminler, Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Nasip olursa bugünkü birlikteliğimizde Bakara suremizin 220 ila 224. ayet-i kerimesini hep beraber anlamaya çalışacağız. Adetimiz olduğu üzere bir önceki sayfada Yüce Rabbimizin işaret buyurdukları, emir buyurdukları hakikatleri şöyle bir hatırlayalım inşallah. Mevlamız buyurmuşlardı ki, hoşunuza gitmese de savaş size farz kılındı. Belki sizin hoşunuza gitmeyen şeyler sizin için daha hayırlıdır. Veya istediğiniz, arzuladığınız bazı şeyler vardır ki onlar sizin için daha şerlidir. Allah-u Teala bilir, siz bilmezsiniz. Ey Habibim, sana haram aylarda savaş hakkında soruyorlar. De ki, o aylarda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat Allah yolundan alıkoymak, Mescid-i Haram'da küfür faaliyetlerinde bulunmak diyelim ve oranın ehlini oradan çıkarmaya çalışmak Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne, yani şirk, küfür, nifak ve imanı alıp götürecek her türlü faaliyet adam öldürmekten, katilden daha büyük bir günahtır. Onlar sizinle, sizi dininizden döndürünceye kadar, güçleri yetmiş olsa, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam edecekler. Sizden kim dininden dönerse ve kafir olarak faaliyetlerde bulunursa, onu öldürün. İşte onlar, dünyada ve ahirette amelleri boşa çıkan kimselerdir. Onlar cehennem ehlidirler ve orada ebedi kalacaklardır. İman eden, hicret eden, Allah yolunda cihad eden kimseler Allah-u Teala'nın rahmetini umacak kimselerdir. Allah-u Teala çokça bağışlayan, çokça merhamet edendir. Ey Habibim, sana içki ve kumardan soruyorlar. De ki, o ikisi iki büyük günahtır. Fakat insanlar bu ikisinde bazı menfaatler görebilirler. Fakat onların o ikisinin günahı faydasından kat ve kat büyüktür. Yine sana Allah yolunda neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki, malın fazlasını, ihtiyaçtan fazla olan şeyi de ey Habibim. İşte Allah-u Teala ayetlerini size böyle açıklıyor ki bu açıklanan ayetlere kulak verirseniz tefekküre ulaşır, tefekkür edenlerden olursunuz buyurulmuştu. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dünya vel ahireh. İşte Kur'an-ı Kerim'in, değerli kardeşlerim, icazını ve i'cazını, yani insanları aciz bırakan taraflarından bir tanesini, en belirgin örneklerden birisini ve bir de Kur'an-ı Kerim okunurken önceki ayetler, devam eden ayet-i kerimeler, aradaki işte diyelim görsel, işitsel, konu açısından bağlantılar, yani gerçekten bunun bir beşer ürünü olmadığını gösteren, buna işaret eden bir ayet-i kerime ve bir başlangıcındayız kardeşlerim. Şimdi motamot burayı tercüme edecek olursak, fid dünya vel ahira, dünya ve ahirettedir. Burada başka, yani herhangi bir takdir, herhangi bir oraya bir müpteda başlangıç kelimesi ilave etmediğiniz zaman, dünya ve ahirettedir. Nedir kardeşlerim? Şimdi önceki ayet-i kerimemize de hem bir bağlantı kuralım. Rabbimiz burada kumardan ve içkiden bahis buyurdular. Yani Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına riayet edilirse, burada bir takdir şöyledir. Emrun fid dünya vel ahira. İşte iş, dünyada ve ahirette Mevlamızın takdir buyurduğu emir ve yasaklarına uygun hareket edilirse, yüzü güler insanların, aksi takdirde mahcup olacak, mahzun olacak, üzülecek ve azaba düçar olacak insanların olacağı bir işleyiş vardır. Dünyada da böyledir. Ahirette de hüküm Cenab-ı Hakk'ındır buyuruluyor. Ve yeselûneke anil yetâme. Yine bu yeselûneke kalıbımıza dikkat çekmek istiyorum. Sana soruyorlar ey Habibim, anil yetâme. Bu sefer de yetimlerden soruyorlar. Yani yetimlere muamelemiz nasıl olacak? Şimdi yetim tabii ki malı açısından, ticari hakları açısından veya dini, aklı, nefsi, nesli, bunların korunması açısından muhtaç durumda, toplumun yardıma ihtiyaç duyan bir kesimini temsil ediyor.
Efendim, dolayısıyla diyelim bir kimse yetime bakıyor ama onun malı var. Malını kullanabilir mi, kullanamaz mı? Efendim, veya toplumda genel olarak şahit olduğumuz büyük bir hata, korunmaya muhtaç olan ve bakımını üstlendiği yetimin malı veya başka menfaatleri üzerinden kendisine menfaat elde etmeye çalışan birçok insanı görüyoruz. Efendimiz de soruyorlar, ya Resulallah, yetimlerle bizim münasebetimiz nasıl olacak? Kul, yani Yüce Mevlamız aslında cevabı veriyor ama Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek dilleriyle bu cevap veriliyor. De ki, ey Habibim, kul ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, islahun lehum hayrun. Onların efendim ıslahına, faydasına olan şeyler elbette daha hayırlıdır. Yani kişi bir yetimi sahiplenmiş, onun dünyevi, uhrevi kazanç elde edeceği yolları takip ediyorsa, onun işlerini efendim, ekonomik işlerini, maddi işlerini, ibadetiyle, inanç dünyasıyla ilgili işlerini takip ediyorsa, bu hayırlı bir şeydir tabii ki. Ve in tuhalituhum, şayet onlar efendim sizinle karışırlarsa, yani malınız açısından karışır, aile hayatınızın işleyişi açısından karışır, karışırlarsa fe ihvanukum, onlar sizin kardeşlerinizdir. Yani onlar bizim bir defa insanlıkta kardeşimiz. Sonra müminlerin çocukları efendim dinde kardeşimiz. Bir de yetim olmaları hasebiyle toplumda görüp gözetilmesi gereken bir kesim. Bu açıdan da biz onları kardeşimiz gibi görüp, yani menfaati neyi gerektiriyorsa bir yetimin, ona göre hareket etmeli. Herhangi bir zarar, madden veya manen bir zarar gelecekse, kardeşimize nasıl zarar gelmesini istemiyorsak, yetimin de haklarını bu şekilde korumalıyız. Vallahu ya'lemul mufside minel muslih. Bakın, Mevlamız burada öncelikle müfsid, yani bozguncu olanları zikrettiler. Allahu Teala bozguncuları da en iyi bilendir. Efendim, ıslah edici olanları, yani yetimler konusu başta olmak üzere Cenab-ı Hakk'ın emirlerine, yasaklarına riayet edenleri de Cenab-ı Hak bilir. Ama ondan önce bozguncuları bilir buyuruyor Rabbimiz. Yani asla yetimin malına böyle yan gözle bakılmasın. Cenab-ı Hak böyle bir ruh halinde olanlar, kendinize gelin. Cenab-ı Hak sizin her halinizi biliyor. Yetimin malına veya canına kastedecek herhangi bir hata içerisinde olmayın. Allah-u Teala bozguncuları da bilir, ıslah edicileri de hakkıyla bilendir. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ. Allah-u Teala dilemiş olsaydı sizi zorda bırakırdı. Kesinlikle üstelik zorda bırakırdı. Çünkü buradaki لَاَعْنَتَكُمْ, buradaki lam velev edatının cevabı kardeşlerim. Yani Cenab-ı Hak dilemiş olsaydı kesinlikle, ki bu vurgu içindir, kesinlikle sizi böyle perişan bir halde sıkıntıya düşürecek bir durumda bırakırdı. Yani o yetimin malını muhafaza edeceksin, ondan hiçbir şey kullanmayacaksın efendim diyebilirdi, emredebilirdi. Ama öyle yapmadı Rabbimiz. Yetimin menfaatine olacak şeyleri malından veya canından veya işte iman boyutundan neyse, bunları hizmetinde bulunun. Eğer bir takım masraflarınız oluyorsa, yetimin malı da müsaitse, onun malından da istifade edebilirsiniz. Açık kapılar veriliyor. Buna rağmen hala yetimin malını, yetimin işte namusunu, ne bileyim imanını, dini milli değerlerini çalmak için uğraşıyorsa, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben seni biliyorum, takipteyim. Yani dünyada, ahirette her an başına bir iş gelebilir. اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ hakim. Muhakkak ki Allah-u Teala aziz, yani bütün güç ve kudretin sahibi, dilediğini zorla yaptırma gücüne, kudretine sahip olan ve her işin hikmetle yapandır. Yani bir yetim eğer bize bakımı düştüyse veya anne babamızın bakımı düştüyse, komşular, akrabalar veya ilim ehliyiz veya efendim paramız var, ünvanımız var, yetkimiz var, bütün bunların hepsinde bir hikmet var. O hikmeti, o ilahi imtihandaki hikmeti fark edip ona göre hareket etmemiz lazım. Hakim isminden de böyle bir mesaj çıkarmak durumundayız kardeşlerim. وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ. Evet. Şimdi müşrik kadınlarla mümin erkekler veya mümin kadınlarla müşrik erkekler evlenebilir mi, evlenemez mi?
Tabii dikkat edilirse kardeşlerim, şimdi konularımız artık yavaş yavaş efendim işte kumar, içki, yetim malı, nikah meselesi, kadınların bazı özel durumları efendim gibi, ondan sonra nikah, talak vesaire gibi daha çok böyle bizim dışımızda ikinci, üçüncü şahısları, belki ailemizi, toplumu ilgilendiren konulara doğru detaylanarak gidiyor. Yani sözümüzün bu noktasında şunu da hatırlatalım. Belki biz her bir sayfamızı hemen hemen şöyle yarım saatlik bir zaman dilimi içerisinde anlatmaya, anlamaya çalışıyoruz ama Hazreti Ömer Efendimiz malumunuz buyuruyorlar ki Bakara suresini ezberlemem tam 10 yılıma mal oldu diyor. 10 yılda Bakara suresini ezberledim. Bu ne demektir kardeşlerim? Sahabe-i kiramın özelde de Hazreti Ömer Efendimizin Kur'an-ı Kerim'e bakışı sadece ayet-i kerimeleri ezberleyeyim, bunu içime alayım, kalbime bunun nurunu doldurayım ama ne diyor, emri nedir, yasağı nedir, buralara bakmayayım, işte 6 ayda, 1 senede, 2 senede hafız olup çıkayım ve büyük şefaat sahibi bir insan olayım. Böyle değildi sahabe-i kiram Efendimizin Kur'an-ı Kerim'e bakışı. Evet, ezberliyorlardı. Birçok sahabe efendimiz hafızdılar. Ümit ediyoruz, umuyoruz ki inşallah şefaat hakları da olur, bizler de şefaatlerine talip oluruz. Fakat onların bizden bir farklı bakış açıları vardı. O da şuydu kardeşlerim. Her bir ayet-i kerimeyi okuyor, ezberliyor, hayatında yaşıyor. Emirse emir olarak, yasaksa yasak olarak hayatında yaşıyor. Ondan sonra başka ayet-i kerimelere efendim amel etmek üzere devam ediyorlardı. İşte 10 yıl Bakara suresi Hazreti Ömer Efendimizin hayatında bu kadar geniş bir yer tuttu. Neden? Çünkü Bakara suresi Kur'an-ı Kerim'in tabiri caizse bir özeti, konularının ana hatlarıyla anlatıldığı, hem itikatla, hem amelle, hem güzel ahlakla ilgili neredeyse Kur'an-ı Kerim'deki bütün konuların anlatıldığı, Kur'an-ı Kerim'in en uzun sureyi cedelesidir Bakara suresi. Bu yönüyle biz de bu bakış açısıyla Rabbimizin kelamını ve özellikle bu Bakara suremizi bu bakış açısıyla okuyalım, dinleyelim ve anlamaya çalışalım inşallah. Evet, müşrik kadınlarla efendim hatta yu'minne, onlar iman edinceye kadar, yani iman etmedikleri sürece müşrik kadınları nikahlamayın. Ve le emetun mu'minetun, mümine bir köle, yani hürriyeti olmayan ama Cenab-ı Hakk'a iman eden bir kadın, hayrun min müşriketin ve le vacebetküm, hoşunuza gitmiş olsa bile müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Yani evlilikte de değerli kardeşlerim, karşı tarafta aranacak kriterler arasında efendim hür müdür, efendim parası var mıdır, makamı itibarı var mıdır, soyu sopu nasıldır, efendim güzelliği nedir? Evet, bütün bunlar bir noktada insan için ölçü olabilir ama gerçek manada müminin, Müslümanın evlilik gibi çok kritik bir olayda, bir adımda, bir kararda iman yok. Şimdi evlendiniz, çoluğunuz çocuğunuz oldu. Annesi bunu neyle yetiştirecek? Kendi inancı neyse ona göre yetiştirecek. Örfü adeti neyse ona göre yetiştirecek. Dolayısıyla evet, belki dünyevi olarak makamı, mevkisi, belki hürriyeti bile olmayabilir. Ama imanı sayesinde nefsinin, şeytanın, dünyanın, şeytanlaşmış insanların efendim baskısından, vesveselerinden gerçek manada hürriyete kavuşmuş bir hanımefendi, mümine bir köle, efendim hoşunuza gitse bile efendim müşrik bir kadından sizin için daha hayırlıdır. Bir de bunun tersi bir örnek var. وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِك۪ينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Bir de iman edinceye kadar müşrik erkeklerle kadınlarınızı evlendirmeyin. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِك۪ينَ وَلَا اَعْجَبَكُمْ. Hoşunuza gitmiş olsa bile bir mümin köle, müşrik bir efendim, işte hürdür, zengindir, şudur budur özelliklerini sayıp bitiremediğiniz bir müşrikten daha hayırlıdır kardeşlerim. Tabi burada hasreten abd kelimesine dikkatinizi çekmek istiyorum kardeşlerim. Abd, Efendimiz Aleyhisselam'ın işte babasının ismi neydi? Abdullah idi. Efendimiz Aleyhisselam'ın en çok kardeşlerim, en çok cahiliye döneminde yanlış gördü. Mesela Abdüşşems isminde bir sahabe efendimiz geliyor. Ya Resulallah, ben cahiliye döneminde
isim olarak Abdüşşems'i kullanıyordum. Ne olsun ismim? Diyelim Abdullah. Genelde Efendimiz Aleyhisselam'ın değişiklik yaptığı zaman kullandığı isim Abdullah'tır. Allah-u Teala'nın kulu. Ve Kur'an-ı Kerim'de mesela İsra Suresi'nin ilk ayet-i kerimesini hemen hatırlayalım. Estağfirullah. Sübhanellezi esra bi'abdihi. Yani abdiyet makamından, kulluk makamından daha yüksek bir makam dünyada, ahirette söz konusu olamaz. Bir kimse Cenab-ı Hakk'a inanıyorsa Rabbimiz onu abd olarak tarif ediyor. Yani makamın en yükseğine gelmiş o. Ama hürdür, ama küledir, ama şudur, ama budur. Rabbimiz katında çok değerlidir kardeşlerim. Dolayısıyla mümin bir köle hoşunuza gitse bile müşrik bir kimseden sizin için daha hayırlıdır. Yani kadınlar da erkekler de kardeşlerim akıllarını başlarına alacaklar. Sadece dünyevi ölçülerle, bir takım ekonomik kriterlere bakarak veya fiziksel bir takım efendim güzellik, çirkinlik neyse artık sadece dünya şartlarında genel geçer olan şeyleri ölçü alarak evlilik yapmayacaklar. Böyle olduğu için belki şu anda bakıyoruz, yani o kadar süslü, o kadar efendim şatafatlı hayatlar ümit ediliyor, bekleniyor ki, yani evlendikten sonra bakıyorsunuz, o da sizin gibi, benim gibi bir insan. O zaman evlilikler uzun soluklu olmuyor. Ne oluyor o zaman? İşte boşanma oranları bakıyorsunuz, %50'ye, 60'a filan, yani söylemek bile istemediğimiz rakamlara çıkabiliyor. اُولَٰئِكَ يَدْعُونَ اِلَى النَّارِ. Bakın bir imansız bir kadın veya imansız bir erkek nereye davet eder kardeşlerim? Onlar ateşe davet ediyorlar. Yani şirk vardır, küfür vardır, nifak vardır, ikiyüzlülük vardır, menfaat vardır, efendim beklenti vardır. Ama aile dediğiniz mefhum, aile nedir? Aile karşılıklı, böyle bir zaman zaman bunu ifade ediyorum, bir limited şirketi kurmak değildir aile. Efendim menfaatlerimizi birleştirelim. Kadın erkekten, erkek kadından istifade ettiği sürece devam edelim. Ama bu nereye kadar gidebilir? Aile kardeşlerim, bir şirket mantığından öte, sadece bir menfaat birlikteliğinden öte, dünyada ve ebediyete uzanan alemde Cenab-ı Hakk'ın rızası için efendim yemeniz, içmeniz, efendim karşı cinsle münasebetiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, anneniz, babanız, temsil ettiğiniz toplumun milli manevi bütün değerlerini omuzlarınıza yüklendiğiniz bir kazanç merkezidir aile İslam açısından. Yoksa efendim senin şu kadar maaşın var, şu kadar ünvanın var. Tamam, sen evlenilecek kadınsın veya adamsın. Bunlar yoksa sen tabiri caizse adam bile değilsin. Böyle bir kriter yok. İşte bu kriterlerde şaştığımız için ve unutmayalım ki iman kaygısı olmayan, ibadet kaygısı olmayan, ahlak endişesi olmayan insanlar nereye götürür bizi kardeşlerim? Ateşe götürür. Dünyada da bizi felakete götürür. Bakın şimdi geçenlerde bir araştırmacı diyor ki halen şu anda televizyon ekranlarında gösterimi devam eden ve üstelik Türk dizileri diyeyim yani. Bizim kendi efendim yerli efendim hainlerin diyelim yapmış olduğu filmler içerisinde 17 tane işte dizi midir film midir bilemiyorum. 17 tanesinde aile içi çarpık ilişkiler konu ediliyor. İşte yani affedersiniz bunu söylemek bile doğru değil ama burada. İşte yengesiyle gayrimeşru ilişki yaşıyor. O onun bilmem şunuyla bir özenti, bir böyle bir şey olabiliyormuş mantığını insanların zihinlerine yerleştirmeye çalışıyor. Nereye çağırıyor bunlar bizi? Hani bir reklam var ya, ateş seni çağırıyor diye. İşte ateş bu insanlarla bizi çağırır Allah muhafaza. Halbuki vallahu yed'u ilel cenneti vel mağfireti bi izni. Allahu Teala ise mağfiretiyle, yani bağışlaması ve izniyle cennete davet ediyor. Şimdi hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam o kadar net bize hakikati bildiriyor ki kardeşlerim. Buyuruyorlar ki cennet nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle çevrilmiştir. Cehennem ise nefsin hoşuna giden şeylerle çevrilmiştir. Bizim müminler olarak, Müslümanlar olarak dünya hayatına bakışımız, işte hastalığımız, başımıza gelen sıkıntılar, aile problemleri, bunları biz efendim geçici problemler olarak görüyoruz. Çünkü ebedi ahiret yurduna yatırımla biz yaşıyoruz kardeşim. Kafirden, müşrikten, münafıktan farkımız bu. Bir başka hayat var. Biz burada ayağımıza batan bir dikenin, hatta hapşurduğumuz zaman vücudumuzda meydana gelen o elektriklenmenin bile karşılığını, mükafatını Rabbimizden alacağız inşallah. Rahmetiyle, bağışlamasıyla, izniyle, lütfuyla.
Dolayısıyla Rabbimiz cennete davet ediyor. Bakın oruç tutuyoruz. Bize Rabbimizin helal kıldığı şeylerden bile Rabbimizin rızası için vazgeçiyoruz. O yüzden Mevlamız buyuruyor ki, işte şu ibadetin karşılığı şu kadar sevaptır, şu ibadette şu vardır. Ama oruç benim içindir buyuruyor. Bunda bir riya yok, bunda bir gösteriş yok. Yani burada ben oruç tuttuğumu gösterebilirim ama kimsenin görmediği bir yerde yiyip içebilirim. Değil mi? Dolayısıyla Rabbimizin rızası için onun emirlerini yerine getirebilmek, yasaklarından kaçınmak, cennetin yolcusu olmak demek kardeşlerim. Ama para var, şöhret var, efendim işte hürriyet var, şu var, bu var. İmansız insanlarla yuva kuralım, imansız insanlarla dost olalım, onları sırdaş edinelim. Onlar bizi ateş yolcusu yapar, Allah muhafaza. Ve yubeyyinu ayatihi linnâsi leallehum yetezekkerûn. İnsanlar tezekkür etsinler diye insanlara Allahu Teala ayetlerini işte böyle açıklıyor, beyan ediyor. Ve yeselûneke anil mahîd. Ey Habibim, bakın yine kalıp olarak yeselûneke. Sana soruyorlar ey Habibim. Kadınların özel hallerinden sana soruyorlar. Yani Efendimiz Aleyhisselam'a gerek erkek sahabi efendilerimiz, gerekse kadın sahabi annelerimiz gayet açık, net, hiç böyle çekinmeden. Çünkü dini meselelerde Efendimiz Aleyhisselam, peygamberler ümmetlerinin babaları konumundadır buyuruyorlar. Bu yetkiyi, bu genişliği aldıktan sonra kadın sahabi annemiz, annelerimiz de olsa gelip sormuşlar. Kadınların özel hallerinden soruyorlar. قُلْ هُوَ اَذَا قُلْ هُوَ اَذَنْ De ki o bir sıkıntıdır. Yani psikolojik olarak da, fiziksel olarak da kadını zorlayan bir süreçtir. Cenab-ı Hak, yine Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerinden hatırlayalım. Hazreti Ayşe annemizin böyle başına bir gün bu hadise gelince ağlıyor, üzülüyor. Efendimiz buyuruyorlar ki, ya Ayşe, yani bu Cenab-ı Hakk'ın Adem'in kızlarına takdir etmiş olduğu bir kaderdir. Yani bu bir ne bir efendim eksiklik ne bir üstünlük meselesi değildir. Kadının kendine göre bir gidişatı, yaratılışı vardır. Erkeğin de kendine göre efendim fiziksel veya psikolojik artıları eksileri olabilir. Bu bir üstünlük meselesi değil. Fıtrat böyledir. Bir sıkıntı halidir ki فَاَتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ Bu özel günlerinde kadınlardan uzak durun. Efendim, kadınlardan uzak durun. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ Bakın bir de bir uzak durun emir. Ondan sonra bir de onlara yaklaşmayın. حَتَّى يَطْهُرْنَ Onlar temizleninceye kadar, yani fiziki olarak, psikolojik olarak, efendim, eşler arasındaki münasebete hazır hale gelinceye kadar onlara yaklaşmayın. Uzak durun, yaklaşmayın. Çünkü Rabbimiz zafiyetimizi biliyor kardeşlerim. Hani bundan önceki derslerimizde işledik. Efendim, oruç gecelerinde eşlerinizle beraber olmak size helal kılındı. Cenab-ı Hak nefislerinize ihanet ettiğinizi biliyor buyuruldu ya. İşte oradaki hakikati Rabbimiz burada bir kere daha kadınlar özel hallerindeyken onlardan uzak durun ve onlar temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. فَاِذَا تَضَحَّرْنَ Onlar temizlendikleri zamanda فَاَتُوهُنَّ مِنْ حَيْسَ مَرَكُمُ اللّٰهِ Allah-u Teala nereden yaklaşılmasına müsaade etmişse oradan yaklaşın. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ Bakın Rabbimiz böyle bir emir ve yasak silsilesinden sonra muhakkak ki Allah-u Teala çokça tevbe edenleri sever. Yani önce bir manevi temizlik. Bu konularda hatalar varsa Cenab-ı Hak'tan bağışlama dilemek lazım. Cenab-ı Hak çokça tevbe edenleri ve yuhibbul mütedahhirin ve çokça temizlenenleri sever. Rabbimizin razı olmayacağı karı koca arasındaki her türlü ilişki kardeşlerim, yani kürsümüzün nezaketine binaen anlaşılsın diye kelimelerimi seçerek kullanıyorum. Her türlü Rabbimizin emrine uymayan ne varsa hem fiziksel olarak, hem biyolojik olarak, hem de manevi olarak kirdir kardeşim. Pistir. Kadın içinde, erkek içinde bu bir efendim hastalıktır. Bu bir tehlikeli bir gidiştir. Çoluk çocuk içinde kötü bir şeydir. Aile içinde kötü bir şeydir. Buradan bu tür ilişkilerden mutluluk bekleyen, huzur bekleyen de boşuna bekler. Rabbimiz çokça tövbe eden, çokça temizlenenleri sever buyururken buna işaret ediyorlar. Nisaukum harsun lekum eşleriniz sizin. Şimdi bazı meallerde ekeneğinizdir, ekeneğiniz. Yani biz burada tam kelime manası olarak eşleriniz sizin tarlalarınızdır buyuruyor Mevlamız. Fe'tu harsekum enna şi'tum.
Dilediğiniz yerden tarlalarınıza varın. Ve قَدِّمُوا لِيَنْفُسِكُمْ Ve bu birliktelikten önce hazırlık yapın. Yani bunlar insani meseleler ama önemli meseleler. Birçok ailenin efendim dağılmasına, kadının veya erkeğin şikayetlerinin efendim birçoklarının temelinde belki söylenmiyor, dile getirmiyor ama bu ve buna bağlı meseleler var kardeşim. Bakın ayet-i kerime okuyoruz. Mevlamız en böyle ince detaylarına kadar bize her şeyi açıklamış. Biz huzuru, mutluluğu, efendim temizliği, maddi manevi güzelliği başka bir yerde aramamıza gerek yok. Efendim vettekullah, Allah'tan korkun ve alemu ennekum mulaquh ve Cenab-ı Hakk'a mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı, kesinlikle kavuşacağınızı bilin ve beşşiril müminin, ey Habibim müminleri gerçek manada inananları müjdele. Ve la tec'alullaha urdaten li eymanikum en teberru ve tettequ ve tuslihu beyne'n-nas. Şöyle sondan başlayalım. İnsanlar arasını ıslah etmek, Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını yerine getirmek ve bir de iyilik yapma konusunda yeminlerinizi size kendinize bir perde, bir engel kılmayın. Yani ne demek istiyor Yüce Rabbimiz? Ben yemin ettim ki anneme asla iyilik yapmayacağım. Böyle bir yemin geçerli bir yemin değildir. Bu yeminin kefareti verilip annemize iyiliğe devam edeceğiz. Yemin etmiş ben asla namaz kılmayacağım. O yeminin kefaretini ödeyecek, namazlarına devam edecek. Veya ben zekat vermeyeceğim. Veya efendim fakire fukaraya hiç gitmeyeceğim. Bak insanların arasını yemin olsun ki ıslah etmeyeceğim. Öyle bir lüksümüz yok. O yeminin kefaretini vereceğiz. Yine insanlar arasını ıslah etmeye, Rabbimizin emir ve yasaklarını dinlemeye ve iyilik yapmaya devam edeceğiz. Vallahu semi'un alim. Allahu Teala hakkıyla işiten ve her şeyi hakkıyla bilendir. Buyuruluyor kardeşlerim. Bugünlük bu kadarla yetinelim inşallah. Bir sonraki dersimizde yine bir iki noktayı hatırlatır. Yeni sayfamıza devam ederiz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Hatalarımızın, kusurlarımızın, günahlarımızın affına vesile eylesin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.